Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ileri kitabı karışım problemleri konusundayız. Bugün sizlerle test 3'ü yani karışım problemlerinin sonucu testini, kitabında sonucu testini 373-374. sayfaları çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuza bakıyoruz hemen. %80 şeker içeren 25 gram karışım. 25 gram karışımın %80'i şekermiş. Bu 15 gram %40 şeker içeren bir karışımla karıştırılıyormuş. O zaman elimdeki karışım benim ne olacaktır? 40 gram olacak 25 artı 15'ten dolayı. A bölü 100 dedim ve şuradaki 100'leri de eğer ki sadeleştirirsem, hatta şu sıfırı, bu sıfırı ve şuradaki sıfırı da silersek ne olacak burası? 200 artı 60 eşittir 4 aldı. 260 eşittir 4. A ise A dediğimiz değerde buradan ne gelecektir? 65 mi? Aynen. O zaman cevabımız ne oldu? Bunun şeker oranının yüzdesi %65 oldu. Şimdi ikinci sorumuza baktık. A gram un, B gram tuz, C gram su ile hazırlanan hamurun yüzdesi, su yüzdesi hangisidir? Toplam karışım ne? A artı B artı C. A artı B artı C'de su yüzdesini sormuş. Ne kadar suydu? C'ye kadar. A artı B artı C'de C ise %X'tir diyeyim ben. İçler dışlar çarpımı yaparsak da X'i bulmak istiyorum. Ben unutmayın. A artı B artı C çarpı X eşittir 100. C oluyor. Her yerde artı B artı C'ye bölersem X eşittir 100. C bölü A artı B artı C olacaktır arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı Bursa. Devam ettik 3. sorumuzla. %20 şeker içeren 240 gram şeker su 240 gram karışım var. %20 şeker. Önce bunu yazdım. Bunun yüzdesini %30 yapmak istiyorum. Su buharlaştıracakmış. X gram su buharlaştırırsın. Suyun içerisinde şeker olmaz. 0 bölü 100 dedim. Elimde 240 eksi X gram karışım kalır. Bunun da %30'u şeker olurmuş. Soru zaten kendisi söylemiş. Yüzler gitti. Şu sıfırı sildim. Buranın zaten soruyla ilgisi kalmadı sıfırla çarpınca. Şurasında sıfırını sildim. 480 eşittir 240 ile şöyle 3'ü çarpalım. 720 eksi 3 ile x'i çarptım. 3x oldu. Buradan 120, 140 geldi değil mi? 240 aynen. 3x eşittir 240 ise her yeri 3'e böldüğümde x eşittir ne geldi? 80. Demek ki ne yapmalıymış? Buradan 80 gram su buharlaştırmalıymış ki yeni oran %30 olsun şeker oranı. Dördüncü sorumuzda %40 tuz içeren 5x. Bundan çok çözdük arkadaşlar, artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Toplam 5x karışım var diyeceğim. Bu 5x'in %40'ı şeker diyeceğim. 3x'i dökülecekmiş. 3 bölü 5'i. O da 3x yapar. Dökülürken yine ne olacak bunun oranı? 40 bölü 100 olacak. Sonra bu kadar ne ekliyormuş? Su. Suyun içerisinde tuz olmaz. 0 bölü 100 dedim. Karışımın miktarı değişmedi. 3x aldı. 3x geri koydu sonuçta. Yüzdesi kaç olur diye soruyor. A bölü 100 diyelim. Bize A'yı soruyor. Şimdi şuradaki yüzleri sildik. Buradaki x'leri sildik. Ondan sonra her yeri 5'e de bölebiliriz. Bölelim mi? Şu 5 de gitsin. Sonra burası zaten işe yaramayacak sıfırla çarptığım için 5'e böldüm. 8. Buradaki 5 de gitti. Burada ne kaldı? 40 eksi 24 eşittir A kaldı. 16 eşittir A. Yani bunun yeni tuz oranı neymiş arkadaşlar? 16'ymış. Cevap Bursa'ymış. 5. sorumuzda çayına 2 küp kan çayına 2 küp şeker atarsa çayı %20 şeker içeriyor. Toplam ne kadar şeker var bilmiyorum. Bunun %20'si 2 tane küp şeker yapıyormuş. O zaman 20x diyeyim, şöyle eşittir 200 olsun. %2'yi çarptım. Her yerde 20'ye bölersem x eşittir ne olacak? 10. Benim aslında 10 tane küp şekerim varmış. 2 şeker yerine 8 şeker atsaydı, yani 6 şeker fazladan atsaydı. Yüzde kaç çayı yüzde kaç şeker içerirdi? A bölü 100 kadar şeker içerirdi. Kaç şeker atınca? 8 şeker atınca. Şöyle yapalım. Şununla şu sadeleşsin. Burası 2 olsun. 2A eşittir. Yazamadık. 100 ise A eşittir 100 bölü 2'den kaynaklı ne olacaktır? 50. Tamam mı? Demek ki eğer öyle yapsaydı %50 şeker içerecekti. 14 ayar 10 gram altınla. 14 ayar 10 gram altınla 12 ayar 15 gram altın eriştirerek eritilerek karıştırılıyormuş. Toplamda 15 artı 10'dan 25 gram altınımız var. Bunun bize ayarını sormuş.
böl 5'e. 5 gelsin. Bunu da 5'e böl. 3 gelsin. Bunu da 5'e böl. 2 gelsin. Ne olacak burası? 28 artı 36 eşittir 5a diyeceğim. Topladığımızda 58, 62 mi yapacak? 64 mi yapacak? 64 eşittir 5. A dedim, 64 5a ise 12 olsa tam bölünecek. 40 kalacak. 12,8 mi diyeceğiz? Bakayım. Evet. 12,8 dedik. Cevabımız Ceyhan oldu. 7. sorumuzda yukarıdaki grafikte A ve B maddelerinden oluşan karışımlar verilmiş. A'dan 12, B'den 8 gram alacakmış. Bundan da çözdük. Şimdi A'ya baktık. Toplam 20 artı 30'dan dolayı 50 gram karışım var. Bunun ne kadarı şeker? 30'u. 50 de 30'sa yüzde kaçtır diyeceğim. 2 katına çıkmış, 2 katına çıkar. Demek ki %60'ı şeker. Sonra B'ye baktım. 10 burada, 30 burada topladım, 40 oldu. 40 da 10'sa yüzde kaçtır diyeyim. 4'e bölmüşler. Ben de 4'e böleyim. İçten dışarı yapabilirsiniz bunlar için. Tekrar ediyorum size. Böldüm 4'e, 25 oldu. Demek ki B'ninki de %25 oranında şeker içeriyormuş. Şimdi 12 gram A'dan aldım. Bunun şeker oranı 60. %60 artı 8 gram B'den aldım. Bunun da şeker oranı 25. Elimde 12 artı 8'den 20 gram karışım oldu. Bunun şeker yüzdesini istiyor benden. A bölü 100 dedim. Bu 100 gitsin, bu 100 gitsin. Buradaki 100 de gitsin. Şunu 5'e bölelim, 4 olsun. Şunu 5'e bölelim, 5 olsun. Hadi bunu da 5'e bölelim, 12 olsun. 12 çarpı 12'den 144 artı 40 eşittir 4A ise burası ne yapar? 184 eşittir 4A yaptı değil mi? 184'e 4'e verirsek kaç gelecektir burası? 46 mı gelecek? Değil mi? Doğru böldük inşallah. 46. Niye yazamıyoruz? Yazdık. Cevabımız da Ceyhan oldu. Şimdi 8. soruda yakıcı güneş altında her saat 5 kilogram su buharlaşmaktadır diyor. Saat 11'de 60 kilogram çözelti var. Bunun %20'si tuz. 2020 sildim. 12'si tuz. Mantıklı olarak 48'i de su, değil mi? Saat 15 olması için bak 12, 13, 14, 15 diye gittiğimizde 4 saat geçiyor ya. 4 çarpı 5 kilogramdan 20 kilogram suyu gidecek mi bunun? Gitti bak. 20 kilogram ne kadar kaldı? 28 kilogram su kaldı. Tuza hiçbir şey olmaz. 28 elimizde su var. 12'de tuz var. Topladık burayı kaç yaptı? 40. 40 da 12 ise yüzde kaçtır bunun tuz yüzdesi diyelim arkadaşlar. O da şöyle biraz aşağı inersem 100 çarpı 12 bölü 40 olacak değil mi? Şu gitsin, bu gitsin. 12'yi de 4'e böleyim. 3 olsun. %30'muş. Cevabımız da Ceyhan'mış. Sonra 9. sorumuzda ilk sayfalık bir kitabın Y sayfası konu anlatımı kalanıysa test. Buna göre test sayfaları kitabın yüzde kaçıdır diye soruyor. X'ten Y'yi çıkardım. Bu kadar test mi var? Toplam X sayfada. X eksi Y ise yüzde A'dır diyeyim. A'yı bulmaya çalışıyorum. A çarpı x eşittir 100 parantezinde x eksi y. A'yı bulmaya çalışıyorsam her yeri de x'e böldüm. Şunlar gitti. A eşittir 100 parantezinde x eksi y bölü x oldu. Bakayım nerede? Ceyhan'da. Cevabımız da bu o zaman. Ve son sorumuz. Başlangıçta sadece 120 sadece limon ve su ile hazırlanan 120 gramlık limonataya bir tanesi 10 gram olan küp şekerlerden kaç tane atılırsa limonatanın gerçek şeker oranı %40 olur diye soruyor. Şimdi bunun başlangıçta bak 120 gram bizim karışımımız var, tamam mı? Ama bunun içerisinde ne yok? Şeker yok. 0 bölü 100 dedim o yüzden. Ondan sonra bunun içerisine 10 gram olanlardan x tane atıyor. Dur, yanlış yazdım. 10 grammış ya bir tane küp şeker. Bundan x tane atarsa 10x kadar karışım eklemiş olur ki bu şekerin %100'ü şekerdir arkadaşlar. Devam ettim. Elimde 120 gram karışım vardı. 10x de ben ekledim. Ve şeker oranı ne olsun dedi? %40 olsun dedi. Denklemi kurdum. Çözeriz şimdi. Bu gitsin, bu gitsin. Bu da gitsin. Al birer de sıfır silelim. Şuranın etkisi kalmayacak sıfırla çarptığım için. 10 ile 10x'i çarptım. 100x eşittir dedim. 120 ile 4'ü çarparsam 480 artı
40x oldu. Bunu buraya atarsam 60x eşittir 480 geldi. Her yeri de 60'a bölersem x ne gelir? 8. Demek ki ne yapması gerekiyormuş? 8 tane arkadaşlar şeker atması gerekiyormuş ki bunun şeker oranı %40 olsun dedik. Testimizin de kitabında sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra sanırım bir iki test bir sayısal mantık olması gerekiyor. Kitaptaki sorular çözümlü olduğu için çözme gereği duymuyorum. Kitabı tamamladıysanız ve eğer kendinizdeki gelişmeyi de hissediyorsanız bence Acil Matematik TYT Soru Bankası'nı çözmeniz sınavdan önce sizin yararınız olacaktır. Tabii çözüp çözmemek size kalmış ama sizin için faydalı olacaktır diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize hem iyi çalışmalar diliyorum hem de başarılar diliyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Unutmayın. Tabii siz bu videoyu ne zaman dinleyeceksiniz onu da bilmiyoruz ama olsun. Sınava az bir zaman kaldı. Umarım istediğiniz başarıyı hepiniz, çalışan herkes elde eder diyelim gençler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.